TRT Avaz ekranlarından, Avrasya gündeminden merhaba sevgili seyirciler. Bugün 28 Ekim 2020 Çarşamba, dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle karşınızdayız. Azerbaycan ilk durağımız olacak. Ermenistan dün yine sivilleri roketlerle vurdu. Yine bebekleri, çocukları katlettiler. Savaş suçlusu Ermenistan ateşkes döneminde bile sivilleri acımasızca öldürüyor sevgili seyirciler. Bu kez Berde. Ermeni ordusunun fırlattığı füzelerin hedefi oldu. Biri bebek, 4 kişi hayatını kaybetti. Aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişi yaralandı. Gece boyunca saldırılarını sürdürdü Ermeni güçleri. Azerbaycan ordusu misliyle karşılığını verdi. Son durumu Bakü'den Fatih Avanos aktaracak birazdan. Ateşkese uymayan Ermenistan peki neyi hedefliyor? Azerbaycan'ın Ermenistan'ın saldırıları karşısında başlattığı harekatta bir ay geride kaldı. İşte gelinen noktayı Kafkasya Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Araz Aslanlı ile konuşacağız. Ankara Moskova hattı da hareketli. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Lavrov ile görüştü. Hangi konular gündemdeydi? Ayrıntıları TRT Moskova temsilcisi Eşref Yalınkılıçlı ile konuşacağız birazdan. Fransız Charlie Hebdo dergisi skandal bir yayına imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef aldı. Çirkin yayına Ankara sert tepki gösterdi. Ayrıntıları aktaracağız. Fransız dergi bu yayınlarıyla ne yapmayı amaçlıyor? Fransa'da İslam karşıtlığı neden yükseliyor? TRT Brüksel temsilcisi döndü, sarı ışığa soracağız. Berlin, Londra sokaklarında mikrofon uzattık. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarını, Avrupa'da artan İslamofobiyi sorduk. Artan İslam karşıtlığına sadece Avrupa'da yaşayan Müslümanlar değil sevgili seyirciler, farklı din ve kimliğe sahip olanlar da tepkili. Neler dediler birazdan aktaracağız. Salgınla ilgili gelişmeler diğer önemli başlığımız. Bugün dünyada vaka sayısı 45 milyona yaklaştı. Fransa'da bir günde 523 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Bu son 6 ayın en yüksek günlük kaybı. Ayrıntıları aktaracağız. Bugün Mevlid Kandili, İslam peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'nın doğduğu gece. Bu gece eller semaya yükselecek, dualar edilecek. Tüm İslam aleminin kandilini kutlayarak başlıyoruz bugün Avrasya gündemine. Günün öne çıkan gelişmelerine birlikte bakalım. Ayrıntılarla devam edeceğiz. Ermenistan uluslararası hukuk ateşkes dinlemiyor, sivilleri acımasızca katlediyor. Ermeni ordusunun Berde'ye düzenlediği füzeli saldırıda biri bebek, 4 kişi hayatını kaybetti. Aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişi yaralandı. Türkiye saldırıyı kınadı. Vicdan ve sorumluluk sahibi ülkeleri Ermenistan'ın işlemeye devam ettiği savaş suçlarına dur demeye çağırdı. İnsani ateşkese uymayan Ermenistan gece boyunca Azerbaycan topraklarına saldırdı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı düşmanın saldırı girişimleri kararlı bir şekilde engellendi ve verdiği kayıplar sonucu geri çekildi açıklaması yaptı. Fransa'da son dönemde artan İslamofobik söylemlere ilişkin tepkiler ard arda geliyor. ABD'deki Müslüman toplum Macron'u kınadı. Fransa'ya seyahat uyarısı yaptı. Fransa'daki Türk Müslüman dernekleri Charlie Hebdo dergisinin kapak resmini kınadı. Libya'dansa Fransız mallarını boykot etmek her Müslümanın görevidir fetvası geldi. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 44 milyon 155 bine ulaştı. Can kaybı 1 milyon 169 bini geçti. İtalya'nın başkenti Roma'da salgın tedbirlerini protesto gösterileri yine olaylı geçti. Gösterilerde 16 kişi gözaltına alındı. Fransa'da son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi. Türkiye'de de koronavirüsle mücadele devam ediyor. Son 24 saatte 127.651 test daha yapıldı. 2.209 yeni hasta tespit edildi. 1.511 kişi sağlığına kavuşurken 76 hasta ise hayatını kaybetti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan ve Kazakistan'ın ardından Özbekistan'a geçti. Burada askeri mali işbirliği anlaşması imzalayan Milli Savunma Bakanı'nın ikinci durağı Sempozyum Sarayı'ydı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'le de görüşen Akar, FETÖ ile mücadelede Özbekistan'la işbirliğine dikkat çekti.
ABD'de seçime bir haftadan az zaman kaldı. Trump'la rakibi Biden arasında puan farkı iki haftada neredeyse yarı yarıya kapandı. Yüksek mahkeme atamasıyla oluşan rüzgar arkasına alan Trump, kritik eyaletlerde mitinglere devam ediyor. Rakibi Biden ise eski başkan Obama'nın desteğiyle oy toplamaya çalışıyor. İngiltere'ye ulaşmak isteyen sığınmacıların botunun Manş Denizi'nde batması sonucu ikisi çocuk 4 sığınmacı hayatını kaybetti, 15 sığınmacı ise kurtarıldı. 8.000 Boşnak erkeğin öldürüldüğü Srebrenica soykırımının 25. yılında Saraybosna'da anlamlı bir sergi açıldı. Ressam Mersat Berber, 40 eserden oluşan Srebrenica isimli sergisinde soykırımın unutulmaması ve tekrarlanmaması mesajı veriyor. Salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Bugün Mevlid Kandili, İslam peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'nın doğduğu gece. Bu gece eller semaya yükselecek, dualar edilecek. Mevlid Kandili nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne düzenlenecek özel program TRT ekranlarından yayınlanacak. Türkmenistan'ın daimi tarafsız ülke statüsünü kazanmasının 25. yılında Ankara'da fotoğraf sergisi düzenlendi. Etkinliğe büyükelçi ve siyasilerin yanı sıra birçok davetli katıldı. Ermenistan uluslararası hukuk ateşkes dinlemiyor, sivilleri acımasızca katlediyor. Ermeni ordusunun Berde'ye düzenlediği füzeli saldırıda biri bebek, 4 kişi hayatını kaybetti. Aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişi yaralandı. Türkiye saldırıyı kınadı. Vicdan ve sorumluluk sahibi ülkeler Ermenistan'ın işlemeye devam ettiği savaş suçlarına dur demeye çağırdı. Büyük bir şu anda öfke var Ermenistan'a ve ağıtlar yakılıyor burada. Sivilleri roketlerle vurdular. Yine bebekleri, çocukları katlettiler. Savaş suçlusu Ermenistan ateşkes döneminde bile sivilleri acımasızca öldürüyor. Bu kez Berde Ermeni ordusunun fırlattığı füzelerin hedefi oldu. Üçüncü kez alınan ateşkes kararına rağmen sivil yerleşim yerleri 24 saattir vuruluyor ve işte son olarak Berde'nin Kara Yusuflu köyüne atılan bir roketin infilak etmesi sonucu biri çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev saldırıda misket bombalarının da kullanıldığını duyurdu. Saldırıda 13 sivilin yaralandığını söyleyen Hacıyev, ölenlerin arasında bir de bebeğin bulunduğunu kaydetti. Evde oturup televizyona bağırmış. Kardeşimin balası. Ne ter dökülürse yere. Şu kalpe girip içeride öldürüldü. El yalın ehal ne günahı var. Diha 4 balası kaldı. Özü gitti. Ailesine günde ne vaziyette. Hele bilinmir. Ermenistan ordusu Berde dışında da çok sayıda sivil yerleşim yerine saldırılarda bulunuyor. Azerbaycan ordusu ise saldırıları karşılıksız bırakmıyor. Geri püskürtülen Ermenistan güçleri ağır kayıp verdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı insani ateşkese bağlı kalındığını, sadece gerekli önlemlerin alındığını açıkladı. Ermenistan'ın devlet sınırlarındaki provokasyonlarının toprak bütünlüğüne saldırı olarak değerlendirileceği uyarısı yapıldı. Türkiye'de Ermenistan'ın sivillere hedef alan saldırısını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada vicdan ve sorumluluk sahibi ülkeleri Ermenistan'ın işlemeye devam ettiği savaş suçlarına dur demeye çağırıyoruz denildi. Açıklamada ateşkese rağmen Ermenistan'ın sivil alanlara vurduğu belirtilerek saldırılar tüm evrensel, insani ve ahlaki değerleri ayaklar altına almaktadır ifadesi kullanıldı. Azerbaycan-Ermenistan hattında neler yaşanıyor son durumu birazdan Fatih Aonos Bakü'den aktaracak ama Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Partisinin meclis grubu toplantısında konuşuyor. Şimdi o noktaya gidelim. Cevabı 1442 yıl önce Medine halkının verdiği şekliyle tekrarlayalım. Neydi o? Talal bedru aleyna. Ay doğdu üzerimize. Min seniyetil veda. Veda tepesinden.
Vecebe şükrü aleyna. Şükür gerekti bizlere. Ma da'a lillahi da'a. Allah'a davetinden. Eyyuhel mebûthu fînâ. Ey bize gönderilen elçi. Ci'te bil emril muta. Yüce bir davetle geldin. Şerraftel Medine. Geldin Medine'ye, şeref verdin. Merhaban ya hayrada. Merhaba ey sevgili. Evet, Mekke'ye, Medine'ye, Asya'ya, Afrika'ya, Avrupa'ya, tüm dünyaya, tüm alemlere ve tüm zamanlara şeref veren Peygamber Efendimiz'e yapılan saldırılara samimiyetle karşı durmak bizim şeref meselemizdir. Kardeşlerim, biz son nefesimizi verdiğimiz gün değil, asıl bu saldırılar karşısında sessiz kaldığımız, tepkisiz kaldığımız, mukabelede bulunmadığımız gün öldük demektir. Biz özgürlüğünün sembolleri olarak gördüğü ezanı ve bayrağı özellikle için gerektiğinde canını veren bir millet. Biz bunların karşısında mı boynumuzu bükük susup duracağız? Bunların karşısında mı onurumuzdan vazgeçeceğiz? Bunların karşısında mı yönümüzü başka tarafa çevireceğiz? Birileri böyle yapabilir. Ama Türk milleti inancına ve değerlerine yönelik hiçbir saldırı karşısında böyle cibilliyetsiz bir tavır asla takınamaz. Üstelik biz kendi dinimizle birlikte diğer dinlerin kutsallarına da saygı duyan bir milletiz. Asırlardır bu topraklarda cami, kilise, sinagog yan yana müntesiplerine hizmet vermiştir. Hatta ecdadımızın koruması altına alınmıştır. Devletin koruması altına alınmıştır. İstanbul'dan Hatay'a bunun sayısız örneği hala vardır. Şimdi buradan ben Batı'ya sesleniyorum. Hepsine sesleniyorum. Ya siz değil misiniz? Ruanda'da yüz binlerce insanı katleden. Ya siz değil misiniz? Milyonlarca Cezayirli'yi katleden. Ya siz değil misiniz? Afrika'nın her ülkesine sadece elmas, fosfat, altın var diye giren ve oradaki insanları katleden. Ya siz katilsiniz, katil. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor. Fransız dergi Charlie Hebdo'nun o insanlık dışı o skandal karikatürüne tepkisini dile getiriyor. Batı'da son günlerde artan İslam karşıtı söylemlere yönelik de tepkisini dile getirdi. Batı'ya bir kez daha seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Katliamları yapan sizsiniz. Niye şimdi böyle tavır takınıyorsunuz şeklinde konuştu. Evet, şimdi Azerbaycan-Ermenistan hattında yaşanan gelişmelerle ilgili olarak Bakü'ye gideceğiz. Bakü'de bizi muhabir arkadaşımız Fatih Avanos bekliyor. Onunla konuşacağız. Fatih Avanos, şimdi üçüncü kez ateşkesi ilan edildi. Ama Ermeniler bu ateşkesi bozmakta gecikmedi. 5 dakikada bozdular son ateşkesi de. Ve dün gece bir kez daha sivillere saldırdılar. Biri çocuk, 4 masum sivil hayatını kaybetti. Bu saldırılarda aralarında çocuklar da var. 13 kişi yaralandı. Şimdi dün geceden başlayarak bugüne gelince, bu ana gelinceye kadar neler yaşandı? Senden alalım ayrıntıları. Diplomatik temaslar da bir yandan devam ediyor. Coşkun Özen, son dakika gelişmesiyle başlayalım.
Ermenistan Silahlı Kuvvetleri bir kez daha Berde'yi hedef aldılar. Az önce çok sıcak bir gelişme. Bu kez Berde merkezi vurdular. Dün Berde'ye bağlı köyleri vurmuşlardı. 4 sivil hayatını kaybetmişti. Şu sıralarda da Berde'ye saldırıyorlar. Ve çok ciddi saldırı. 6-7 tane Simerç füzesinin balistik füzelerle saldırdığı bilgisi var. Ve maalesef hayatını kaybedenlere ilişkin de sıcak bilgiler var şu an elimizde. Birçok aracın yandığı, birçok dükkanın yine alev aldığı, patlamanın etkisiyle birçok iş yerinin zarar gördüğü ve en önemlisi de maalesef sivil yaşam kayıpları olduğuna dair sıcak bilgiler var. Ve şu anda tabii ilk açıklamalar da geliyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan geldi açıklama, ilk açıklama. Düşmanımız Berde'yi roket atışlarına, saldırılarına maruz bıraktı diyor. İnsani ateşkes rejimini bozup Ermenistan Silahlı Kuvvetleri bir kez daha Berde şehrine hedef aldılar deniyor. Ve yine balistik füzelerle gerçekleşti. Hayatını kaybeden ve yaralılar var. Sivil yerleşim yerlerinde de çok ciddi zararlar var. Son dakika bilgisi Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Ve yine Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev'den de bir açıklama var. Hacıyev yaptığı açıklamada sabah saatlerinde Terter'e yönelik saldırıların ardından, dün akşam saatlerinde Berde'ye yönelik saldırıların ardından bir kez daha Berde'ye balistik füzelerle saldırdılar. Sivillerin hayatını kaybetmesinden de ders çıkarmıyorlar. Ermenistan hem işgale hem de savaş suçlarına son vermelidir açıklamasında bulundu. Ve yine bir açıklaması var. Bu sefer füzenin yine mahiyetinden bahsediyor. Balistik bir füze diyor, uzun menzilli ve can kayıpları var maalesef. Yapılıyor açıklamalar. Ermenistan'ın böylesine savaş suçları işlemesi de içler acısı demiş Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev. Tekrarlayalım. Az önce Berde'ye yönelik yine bir saldırı gerçekleşti. Şehir merkezine yönelik ve birden fazla roketin şehir merkezine hedef aldığı ifade ediliyor. Ve maalesef hayatını kaybedenler var, yaralılar var. Çok sayıda aracın yandığı ve birçok çok sayıda iş yerinin de yine hasar gördüğü ve bölgede yine panik havasının olduğu gelen bilgiler arasında. Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi dün öğleden sonra Berde'yi vurmuşlardı. Biri bebek, 4 çocuk hayatını kaybetmiş. Biri bebek, 4 sivil hayatını kaybetmiş. Ve 13'te yaralı vardı. Ağır yaralılar vardı. Berde'yi vurmuşlardı. Ve yine gece saatlerinden itibaren de Terter'e yönelik, Adama ve Acabedi'ye yönelik saldırılar vardı. Göranboy'a yönelik saldırılar vardı. Gece saatlerinden itibaren Azerbaycan ordusu özellikle Adere, Hocavent, Fuzuli, Zengilan ve Gubatlı istikametinde Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin saldırıları neticesinde sert mukavemet gösterdiği bildirilmişti. Ve birçok askerini kaybederek ve askeri teçhizatını kaybederek Ermeni ordusunun bölgeden çekildiği gelen bilgiler arasındaydı. Çok askerini kaybettiler ve yine Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir topçu birliği yanındaki, beraberindeki mühimmat deposuyla birlikte başarıyla imha edilmişti. 2000'e yakın yine asker göndermek istiyorlardı ve yine bir çağrıda bulunmuştu Paşinyan. Bölgeye gönüllü askerler göndermek istemişti ve şu ana kadar da sadece 300 kişinin bu davete icabet ettiği gelen bilgiler arasında. Bölgeye gitmekten imtina ediyor Ermenistan ordusunda bağlı askerler, sözleşmeli askerler ve polisler bölgeye sevk edilmek isteniyordu. Ancak bölgeye yine asker göndermekte zorlanıyorlar. Bunun altını çizelim. Sabaha kadar devam eden harekatta toplamda çok sayıda Ermeni askerin yanı sıra 4 roket sistemi, 12 obüs, 3 top, 1 havan, 1 anti-tank sistemi ve 6 askeri araçta imha edilmişti sabaha karşı devam eden harekatta. Sabah saatlerinde Terter'e, Göranboy'a yönelik saldırılar vardı. Ama en önemlisi az önce gelişen saldırı, Berde şehir merkezine yönelik bir kez daha saldırılar vardı. Birden fazla balistik uzun menzilli füzeyle saldırdılar ve maalesef hayatını kaybedenler var. En az 3 sivilin hayatını kaybettiğini söyleyebiliriz. Bölgedeki kaynaklarımız çok sayıda iş yerinin ve aracın da hasar gördüğünü söylüyor. Şu an polis ve Azerbaycan savcılığı olay yerinde, itfaiye ekipleri olay yerinde, bölgede güvenlik şeridi alınmış durumda, güvenlik önlemleri alınmış durumda. Ve son bu dakika bilgisiyle yine paylaşalım. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı bir kez daha Berde'ye saldırdıklarını ifade etti. Dünkü sivil ölümlerinden hiçbir ders almadıklarını görüyoruz. Derhal işgali ve savaş suçlarını bırakın ifadesi vardı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev'in.
10 dakika bilgisini, sıcak gelişmeyi aktardı Bakü'den sevgili seyirciler. Ermenistan bir kez daha Berde'yi vurdu. Geçtiğimiz dakikalarda balistik füzelerle vurdu. 5-6 tane Smarç füzesinin atıldığını ifade etti Fatih Avanos. Kentte hasar var. Ölülerin, yaralıların olduğu ifade ediliyor. Çok sayıda araç zarar gördü, iş yeri hasar gördü. Ayrıntıları geldiği takdirde aktarmayı sürdüreceğiz sevgili seyirciler. Şimdi Ankara-Moskova hattında da diplomasi trafiği oldukça yoğun. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu mevkidaşı Lavrov'la görüştü. Ayrıntıları alacağız. Tabii tüm bu görüşmelerin odağında Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında yaşanan gelişmeler ve Karabağ meselesi de var muhakkak. Eşref Yalınkılıçlı Moskova'da karşımızda. Önemli bir trafikte Ankara-Moskova hattındaki görüşme trafiği. Nedir ayrıntılar? Kremlin'den yapılan açıklamalar ne yönde? Senden alalım detayları. Öncelikle az önce Kremlin'den yapılan açıklamayla başlayalım isterseniz Coşkun Özel. Kremlin az önce yaptığı açıklamada Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkes çağrılarına rağmen devam eden ihlallerden dolayı endişe duyduklarını, üzüntüyle karşıladıklarını beyan eden bir açıklama yaptı Dmitri Peskov, Kremlin sözcüsü. Rusya açıklamalarını yapıyor, sürdürüyor. Bir an önce tarafların ateşkese riayet etmesi sahada ve müzakere masasına dönmesini istediğini söylüyor. Ancak örneğin Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine, Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırıları kınayan bir açıklama Rusya'dan gelmiyor. Ya da herhangi bir eleştiri gelmiyor burada devlet düzeyinde diyelim. Dediğimiz gibi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Başkan Putin'in görüşmesi vardı. Hakeza Dışişleri Bakanları Lavrov ve Çavuşoğlu görüştü. Hareketli bir Türk-Rus ilişkilerinde hareketli bir diplomatik gün yaşandı. Telefon diplomasisinde özellikle Türk tarafının hem Suriye hem Libya hem de Karabağ'daki gelişmelerden dolayı kendi kırmızı çizgilerini, kendi yaklaşımını bir kez daha Rus muhataplarına ilettiğini söyleyebiliriz. Gün içerisinde önce Lavrov'la Çavuşoğlu akşam saatlerinde görüştü ve özellikle bu görüşmede Türkiye'nin Suriye'de cereyan eden İdlib özelinde Rusya'nın iki gün önce yapmış olduğu saldırılardan dolayı duyduğu tepkiyi, rahatsızlığı Rus tarafına ilettiğini söyledi Türk makamları. Hakeza aynı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde 21 saatlerinde sularında Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü ki bu görüşmede Türk tarafı özellikle Suriye'deki yaşanan gelişmelerden dolayı endişe duyduğunu dile getirmiş oldu ki Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu zaten bu görüşmenin içeriğine dair yaptığı açıklamada özellikle Suriye'de Rus Hava Kuvvetleri'nin İdlib'in batısındaki biliyorsunuz o Suriye Milli Ordusu güçlerinin eğitildiği merkeze yapmış olduğu saldırıyı gündeme getirdiğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin görüşmesinde. Kremlin'den yapılan açıklamalarda ise özellikle bu görüşmede 3 konunun dile getirildiği Libya, Karabağ ve Suriye konusunun liderler tarafından ele aldığı söylendi akşam yapılan açıklamada. Libya konusunda tarafların özellikle bir an önce artık diyaloğa geçip bir anayasa çalışması başlatması için iki tarafında nüfuzunun kullanılması istendi. Berlin konferansı sonuçları uyarınca bir an önce Libya siyasi çözüm için iki tarafın inisiyatif alması gerektiği Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin tarafından dile getirilmişti bu görüşmede. Suriye konusunda dediğim gibi Türkiye'nin rahatsızlıkları İdlib konusu masaya yatırıldı. Coşkun Özen İdlib kırsalındaki özellikle İdlib'in Türkiye ile Rusya'nın yapmış olduğu oradaki askeri biliyorsunuz ortak devriyeler var. Bu konunun İdlib mutabakatı uyarınca anlaşmaların bir an önce sahada fiiliyatta uygulanması gerektiği söylendi ki Türkiye'nin terörden duyduğu hassasiyetler bu görüşmede dile getirildi. Özellikle Rusya'nın saldırıları bu görüşmede detaylıca görüşüldüğü anlaşılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getirildiği ve Türkiye'nin rahatsızlığının bir kez daha iletildiği gözüküyor bu anlaşmada. Evet. Kremlin tabii bunlara değinmedi. Kendi versiyonunda Suriye'deki özellikle Astana garantörleri çerçevesinde siyasi barış sürecine 3 ülkenin de destek vereceği dile getirildi bu görüşmede. Diğer taraftan Lavrov'la tabii yapılan görüşmede ise Karabağ konusu gündemdeydi ki Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Karabağ'da gelişmelerden Türkiye'nin duyduğu rahatsızlığı Lavrov'a iletti. Ateşkes çağrılarına rağmen Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri bir kez daha bu görüşmede dile getirilmiş oldu. Lavrov önceki gün biliyorsunuz Yunanistan'daydı, Atina'daydı. Hem Dendias'la Yunan Dışişleri Bakanı hem de Yunan Başbakanı Mitsotakis'le görüşmüştü. Orada da Türkiye'ye dair önemli açıklamalar yapmıştı Lavrov. Doğu Akdeniz konusunda özellikle istenirse Rusya'nın arabulucu olacağını,
Türkiye ile Yunanistan'ın sorunlarını diyalog yoluyla çözmesi gerektiğini söylemiştir Lavrov. Dolayısıyla Rusya ile Türkiye arasında bu diplomatik çalışmalar devam ediyor. Dünkü yapılan açıklamada özellikle savunma bakanlıkları, dışişleri bakanlıklarının Suriye, Libya ve Karabağ konusunda sürekli temasta olacakları, işbirliği halinde olacakları ve sürekli gerektiğinde tarafların birbirini arayarak konuyu istişare edecekleri dile getirildi Coşkun Özel. Eşref Yalınkılıç'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan Partisi'nin grup toplantısında konuşuyor. Şu dakikalarda da dün akşam Putin'le yaptığı o görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu ve Türkiye'nin kırmızı çizgilerini bir kez daha hatırlattım Putin'e. Güzel bir görüşme oldu aramızda dedi. Karabağ meselesini de konuşmuşlar ve bu meseleye bir son verelim, bu meseleyi çözelim dediğini ifade etti. Putin'le yaptığı görüşmeye ilişkin ayrıntıları aktarıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Partisi'nin grup toplantısında şu dakikalarda. İşte Moskova'dan aldık bilgileri Eşref Yalınkılıç'tan. Sevgili seyirciler, Güney Kafkasya'da 27 Eylül'de başlayan çatışmalarda bir ay geride kaldı. Şimdi bu çatışmalarda gelinen noktayı konuşacağız. Bakü'ye gidelim. Araz Aslanlı karşımızda. Hocam merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, teşekkürler, iyiyim. Siz nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın saldırıları karşısında bu harekata girişti ve 30 yıldır işgal altında olan topraklarını bir bir geri alıyor. Ama bu arada Ermenistan ilan edilen ateşkesleri ihlal etmeye devam ediyor. İşte dün gece Berde'de biri çocuk 4 sivil masum saldırı sonucu hayatını kaybetti. Geçtiğimiz dakikalarda yine Berde'ye saldırdı füzelerle. Çok sayıda aracın imha olduğu, evlerin, binaların, iş yerlerin hasar gördüğü, ölü ve yaralıların olduğu ifade ediliyor. Neler aktaracaksınız? Ermenistan'ın işlediği bu savaş suçlarıyla başlayalım. Ardından gelinen noktayı, bir aylık harekatın bilançosunu sizinle konuşalım. Maalesef Ermenistan askeri hedeflerden daha çok sivil hedefleri vurmaya devam ettiğini biliyoruz. Çünkü aslında 90'ların başında da böyleydi. Hepsi döneminde de hep böyle oldu. Ermenistan bu bölgede askeri başarı kazanmanın önemli bir stratejik parçası olarak görüyor. Stratejik bir hedef olarak görüyor sivil hedefleri. Bunu saklamıyor. Yani biliyorsunuz hem ateşkes döneminde hem 91-94 savaşında hem işte 27 Eylül'den itibaren başlayan savaşta Ermenistan cephede kullandığı saldırıların, cephede gerçekleştirdiği saldırıların daha fazlasını cephenin gerisine yönelik yaptı. Yani en büyük füzelerini cephe gerisine, büyük kentlere doğru fırlattı. İşte bununla Azerbaycan kamuoyunda bir endişeye, panike ulaşmak istiyor. Panik havası oluşturmaya çalışıyor. Bunu sağlayamıyor. Cephede yenilgi üstüne yenilgi alıyor. Ve cephede şeyler başaramayınca yeniden Azerbaycan sivillerine hedef almaya çalışıyor. Bunu ben aslında, yani benim için sürpriz değil. Çünkü Ermenistan'ın politikasının niteliğini biliyorum. O anlamda benim için sürpriz değil ama bizi düşündüren daha çok uluslararası kuruluşların, önemli güçlerin ve arabulucuların bu konudaki gerekli tepkiyi ortaya koymamaları. Gerçi bazı devletler, bazı uluslararası kuruluşlar Ermenistan'ın politikalarını kınayıcı açıklamalar yaptı ama mesela Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Ermenistan'ın sivilleri hedef almasıyla ilgili daha farklı bir tutum içerisinde olmasını beklerdik. Veya Avrupa Parlamentosu'nun aynı şekilde, Avrupa Konseyi'nin aynı şekilde, AGİT'in aynı şekilde. Yani sınırlı bir tepki gösteriyorlar ama daha fazla, daha kınayıcı ve sonuç alıcı bir eylemde bulunması gerekiyor uluslararası kuruluşların. Çünkü Ermenistan'da maalesef terör ve sivillerin hedef alınmasını stratejik araç olarak görüyor ve bunu hiç saklamayan çok az sayıda devlet var dünyada. Birisi de Ermenistan. Yani üzücü, Ermenistan adına benim şahsen sürpriz olarak görmediğim, maalesef üzülerek ifade ediyorum, beklediğim bir politika, hem terör hem bu sivillerin hedef alınması, ama uluslararası kuruluşlar adına yine üzüntü verici bir durum. Son derece kararlı Azerbaycan ordusu da son derece başarılı bir şekilde harekatı sürdürüyor. Hem Ermenilerin saldırılarına karşılık veriyor hem de işgal edilen o toprakları bir bir geri alıyor. Şimdi gelinen noktayı değerlendirmek gerekirse, bir ay geride kaldı dedik. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bundan sonrasına ilişkin, Karabağ'ın tamamının işgalden kurtarılmasına ilişkin nasıl bir perspektif var önünüzde? Çünkü Cumhurbaşkanı Aliyev tamamını işgalden kurtarmadan bu harekatı durdurmayacaklarını ifade etmişti. Siz neler söyleyeceksiniz? Evet, Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından işgal edilmiş topraklarının tamamını kurtarması hem devletin halk karşısında bir sorumluluğu, hem tarih karşısında bir sorumluluğu, ama aynı zamanda uluslararası hukukun bir gereği.
uluslararası kuruluşların almış oldukları kararların yerine getirilmesi. Yani Azerbaycan haklı, güçlü, iradesi var, azim. Türkiye ile birlikte uluslararası diplomasiyi iyi kullanıyor. 90'ların başlarında böyle değil ki Azerbaycan olan hakları Türkiye'nin bu dünyanın daha sınırlıydı. Yani Azerbaycan hem askeri olarak çok iyi bir taktik uyguluyor. Bir an evvel kurtarmayı hedefliyor ama illerin daha az zarar görmesi için dikkatli ilerliyor. Bunu özellikle vurguluyor. Belki az... Evet, Araz Aslanlı'yla bağlantımızda bir problem yaşıyoruz. Çünkü günlerdir Azerbaycan'da internet hatlarında da ciddi problemler var. Sevgili seyirciler, yaşanan bu cephede yaşanan hareketlilik internet hatlarına da olumsuz yansıyor anladığımız kadarıyla. Araz Aslanlı, Kafkasya Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı yayın konuğumuzdu Bakü'den. Şimdi Güney Kafkasya'da 27 Eylül'de başlayan çatışmalarda bir ay geride kaldı dedik. Bu süreçte 3 kez ateşkes ilan edildi ancak Ermenistan ordusu her seferinde ateşkesi ihlal etti. Cephede varlık gösteremeyince sivillere yöneldi. Azerbaycan ordusu ise saldırıları cevapsız bırakmadı. Geçen sürede 170'ten fazla yerleşim yeri işgalden kurtarıldı. Ermenistan, Azerbaycan sınırındaki Tovuz'da 12 asker ve 1 sivili şehit etti. Sivil yerleşim yerlerine zarar verdi. Azerbaycan sivillere saldırıyı karşılıksız bırakmadı. 27 Eylül sabahı Azerbaycan ordusu tüm cephe hattı boyunca harekat başlattı. İlk 3 günde 2000 Ermeni asker etkisiz hale getirildi. Bölgedeki en stratejik nokta Murov Dağı ile geçirildi. Azerbaycan ordusu bir hafta sonra işgal altında tutulan Cebrail ve Fuzuli'ye girdi. Ermeni güçlerin 30 yılda kurduğu savunma hatları çökmeye başladı. Bölgeye giden destek güçleri de Azerbaycan ordusu tarafından birer birer imha edildi. Harekatın birinci haftasında silahlı insansız hava araçları vasıtasıyla yüzlerce tank ve zırhlı araçla hava savunma sistemleri etkisiz hale getirildi. Rusya, ABD ve Fransa'dan ateşkes çağrıları gelmeye başladı. İlk hamleyi Moskova yaptı. Taraflar burada 12 saat süren müzakerelerin ardından insani ateşkes anlaşması imzaladı. Ancak Ermeniler olmadı. Azerbaycan ordusu saldırılara misliyle karşılık verdi. 17 Ekim'de bir kez daha ateşkes kararı alındı. Ermenistan yine ihlal etti. Cephede varlık gösteremeyen Ermeni ordusu Gence'ye balistik füze ile saldırdı, sivilleri katletti. Ermenistan saldırılarında bir ay içinde 65 sivil hayatını kaybetti, 297 sivil yaralandı. 2243 ev kullanılamaz hale geldi. Halihazırda Azerbaycan bayrağı dalgalanmaktadır. 20 Ekim'de Zengin Hanı'nın da geri alınmasıyla artık bölgenin güney sınırları Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçti. Hüdaferin ve Abend bölgelerinde Azerbaycan bayrağı dalgalanmaya başladı. 25 Ekim'de de Zengin Hanı'nın kuzeyinde Ermenistan sınırında yer alan Gubatlı şehri işgalden kurtarıldı. Azerbaycan ordusu bir ay içinde 4 şehir merkezi ve 3 kasaba dahil 170'ten fazla yerleşim yerini geri aldı. 26 Ekim'deki son ateşkes girişimi de yine Ermenistan tarafının ihlaliyle bozuldu. Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını bir bir geri alıyor. Ağır darbe alan işgalci kuvvetlerin komuta kademesi de bir bir etkisiz hale getiriliyor. Sevgili seyirciler, son olarak Dağlı Karabağ'daki işgalci kuvvetlerin başında bulunan Celal Harut Yuyan'ın aracı vuruldu. Yaralanan Harut Yuyan görevden alındı. Azerbaycan ordusunun başarıları sonrası Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Karşı İstihbarat Dairesi Başkanı da görevinden alınanlar arasında. Adım adım takip edildi. Hiç beklemediği bir anda aracı havaya uçuruldu. Azerbaycan ordusu topraklarını bir bir geri alıyor. İşgal kuvvetlerinin üst düzey komutanları da bir bir etkisiz hale getiriliyor. Dağlık Karabağ'daki işgalci kuvvetlerin başında bulunan Celal Harut Yuyan, Azerbaycan ordusundan kaçamadı. Aracı vurulan Harut Yuyan yaralandı. Görevine devam edemeyecek olan işgalci güçlerin komutanı görevden alındı. Azerbaycan karşısında cephede varlık gösteremeyen Ermenistan, başarısızlığın faturasını bürokrasideki kritik isimlere kesiyor. Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Karşı İstihbarat Dairesi Başkanı Tümgeneral Ovanes Karumyan da Azerbaycan ordusunun başarılarının ardından görevden alındı. Ermeni general bir ay içinde görevinden alınan üçüncü isim oldu.
8 Ekim'de Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı, 26 Ekim'de de Sınır Birlikleri Komutanı görevinden azledilmişti. Sevgili seyirciler, yarın 29 Ekim Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhuriyet'in ilanının 97. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Hedeflerine yaklaştıkça Türkiye'ye yönelik saldırıların cephesinin genişlediğini, sayı ve dozunun arttığını söyledi. Cumhuriyetimizin kurucu iradesi nasıl bu vatanı 7 düvelin planlarını bozarak işgalden kurtarmışsa biz de hedeflerimize aynı şekilde ulaşmakta kararlıyız dedi. Cumhuriyetimizin kurucu iradesi nasıl bu vatanı 7 düvelin planlarını bozarak işgalden kurtarmışsa biz de hedeflerimize aynı şekilde ulaşmakta kararlıyız. Hedeflerimize yaklaştıkça ülkemize yönelik saldırılar artıyor dedi. Saldırı dalgalarının birer birer boşa çıkarıldığını söyledi. Geçmişte çok küçük müdahalelerle sürekli istikamet belirledikleri Türkiye'nin kendi iradesiyle hareket etmesinden rahatsız olanların sözleri ve eylemlerinin artık hiçbir hükmü kalmamıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cumhuriyetimizin ilanının 97. yıl dönümünde İstiklal Harbimizin tüm kahramanları ile Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tazimle anıyorum. Erdoğan mesajında 2023 vurgusu yaptı. Kimin ne dediğine ve ne yaptığına bakmadan kendi vizyon ve ajandamıza göre hareket etmeyi sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Ülkemizi 2023 hedeflerimize ulaştırdığımızda bölgemizde ve dünyada yepyeni bir dönemi de başlatacağız. Dostlarımızla birlikte hayalini kurduğumuz huzurlu ve müreffeh geleceğe çok daha büyük umutlarla yürüyoruz. Fransız Charlie Hebdo dergisi skandal bir yayına imza attı. Derginin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren yayınına Ankara'dan tepkiler peş peşe geldi. Derginin skandal yayını sert sözlerle kınandı. Derginin yaptığı rezilliktir. Fikir özgürlüğüyle bağdaştırılamaz açıklamaları yapıldı. Fransa'da yayımlanan Charlie Hebdo dergisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef aldı. Çirkin yayına Ankara sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, fikir özgürlüğü arkasında saklanarak kimseyi kandıramazsınız sözleriyle tepkisini dile getirdi. İflah olmaz Fransız paçavrasının Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınını lanetliyorum. Ahlak, vicdan sahibi uluslararası kamuoyunu bu rezilliğe karşı sesini yükseltmeye çağırıyorum. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Engaliz küfürleri mizah sananlar tarihin çöplüğünde yok olacaklar dedi. Hakaretin acizlerin silahı olduğunu söyledi. Bir sert tepki de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. İfade özgürlüğü kisvesi altında ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. Charlie Hebdo'nun yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir. Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam'a duyulan nefrettir. İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce paylaşımlar yaparak tepkisini gösterdi. Çirkin yayını faşizm olarak nitelendirdi. Batı'nın faşist kanadı ve onların içimizdeki temsilcileri ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. Cumhurbaşkanımızı yolundan döndürebileceklerini sanıyorlar. Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek. Türkiye güçlenecek, faşizm ve faşistler kaybedecek. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın derginin yayınını hastalıklı zihniyetin ürünü olarak tanımladı. Bunlar sadece kendi ahlaksızlıklarını ortaya koyuyorlar ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Charlie Hebdo dergisinin çirkin paylaşımına sert çıktı. Fransız dergisi nefret üretim merkezi haline gelmiştir. Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınlarını şiddetle kınıyoruz. Bu yayın anlayışı fikir özgürlüğü değil, inanç düşmanlığıdır. Bu zihniyet tiksinti verici bir noktaya ulaşmıştır. Fikir özgürlüğünün de sınırları var tabii sevgili seyirciler. Fransa'da ne oluyor sorusu akıllara bir kez daha geldi. Şimdi biz de bu soruyu soracağız. Brüksel temsilcimiz döndü, sarı ışıkla konuşacağız. Şimdi Fransa'da ne oluyor gerçekten? Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam'ı, Müslümanları hedef alan açıklamaları, ardından Erdoğan'a hedef alan açıklamaları birbiri ardına geldi. Şimdi de Charlie Hebdo dergisi. Biz bu dergiyi hatırlıyoruz geçmişte yaşanan o baskından dolayı. Neler aktaracaksın? Yani bu gelişmeler neyi işaret ediyor? Nasıl okumak lazım? Döndü sarı ışık, sarı ışık. Sana soralım.
Coşkun Özen, aslında bunlar birbirini tetikleyen süreçler. 2008 yılından beri yavaş yavaş da olsa son yıllarda, hatta son bir yılda ciddi ivme kazanan hem İslam düşmanlığı hem de göçmen karşıtlığı vardı aslında Avrupa genelinde. Önceki yayınlarımızda da söylüyorduk, sosyoekonomik tabanı vardı bunun. Sadece marjinal grup olarak gözüken ırkçı siyasi grupların daha geniş tabana hitap eder hale gelmesinden önemli sebeplerinden bir tanesi ekonomik kriz ve kimi başkentlerde, Paris, Brüksel'de bunların arasında yaşanan terör saldırıları ve terörün doğrudan doğruya terminolojik olarak İslam'la ilişkilendiriliyor olması toplumun genelinde o nefret tohumlarını atmaya başlamıştı aslında. Charlie Hebdo konusuna gelince zaten haberde çok detaylı verildi. Bu derginin daha önce başka ünlü bir çizeriyle yolunu ayırdığını biliyoruz. Bunun gerekçesi de Yahudi karşıtı çizdiği bir karikatür. Hatta Nicolas Sarkozy'nin oğlunu eleştiren karikatür nedeniyle özür dilemeyince 27 yıldır çalıştığı dergiden kovulmuştu. Hatta kendisi de bir sosyal medyada paylaşım yaptı. Hepimiz Charlie Hebdo'yuz'un aksine ben Charlie Hebdo değilim. Ben Marius Sine'yim. Çünkü kendi ifade özgürlüğümü kullanmaya çalıştığımda Charlie Hebdo buna izin vermemişti dedi. Aslında Macron'un Türkiye'ye karşıtı tutumu da çok yeni değil. Bu sadece son olaylarla biraz daha tırmanmış oldu ama hem Libya'daki yenilgi, bir anlamda Hafter'e yaptığı yatırımın boşa gitmesi, Afrika genelinde aslında eski sömürge ülkelerinde artık Fransa'nın giderek daha zayıflıyor olması, Doğu Akdeniz'de çünkü nüfuz alanı olarak görüyor Fransa, Lübnan'a gittiğinde Macron'un açıklamalarını hatırlıyoruz. İşte bütün bu alanlarda karşısında bir gördüğü güç Türkiye. Türkiye deyince de tabii ki bunu isimleştirmek gerekli olduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan doğrudan doğruya sert bir tonlamayla Manuel Macron'a meydan okudu. Ve karşılıklı atışmalar birbirini takip etti. Ve bu dönemde de tırnak içine söylüyorum, fikir özgürlüğü çerçevesinde hedef arayan kimi nefret dolu kalemlerde bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef almış oldu. Bu da çok şaşırtıcı değil. Aslında hatırlayacak olursak geçtiğimiz günlerde Hollanda'daki ırkçı parti lideri, ırkçı özgürlük partisi lideri Wilders'de sosyal medya hesabından yine küfürlü bir paylaşımda bulunmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili. O da bir hukuki süreci başlattığını açıklamıştı. Ancak Hollanda Başbakanı hiçbir şekilde böyle bir soruşturma talebinin kabul göremeyeceğini söyledi. Dolayısıyla fikir özgürlüğü dediğimiz zaman kime karşı olduğu konusu maalesef önemli oluyor. Çünkü bu bir Yahudi lobisine karşı ya da bir antisemitik bir ifade kullanıldığı zaman Avrupa'da daha güçlü bir lobisi olan Yahudilerin itirazından daha çekiniliyor. Malum 2. Dünya Savaşı hatıraları da var. Bu konu biraz daha hassas ama çoğu göçmen kökenli ve sosyoekonomik düzeyi de ortalamanın altında olan Müslüman toplumunu hedef almak maalesef bugünlerde ırkçılık açısından daha kolay. Macron'da hem ekonomi hem salgın gibi konularda giderek popülaritesi düşen bir lider olarak o da diğer siyasetçiler gibi biraz Müslüman karşıtlığı üzerinden kredibilitesini arttırmaya çalıştı. Ancak durum biraz ters tepmiş gözüküyor. Çünkü dünyanın dört bir yanında Fransız konsoloslukları, büyükelçilikleri önünde gösteriler düzenleniyor. Yani burada sadece Macron'a itiraz eden Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan değil. Dünya genelinde Müslüman toplumu bu şekilde rahatsız ediyor olması da aslında Macron'un da belki de kısmen geri adım atmasına sebep oldu. Kısmen diyorum çünkü sadece barış, hoşgörü ve çok kültürlülük üzerine Arapça bir mesaj yayınladı ama kullandığı ifadelerden özür dilemedi. Çünkü o karikatürleri kamu binalarına yansıtmak doğrudan doğruya bir dini hedef almaktı.
gelişmeleri son derece güzel özetledin, bize döndü sarı ışık, ama Avrupa'da yükselen ırkçılığı ve İslam karşıtlığını Almanya'da, İngiltere'de muhabir arkadaşlarımız sokağa çıktılar, mikrofon uzattılar. Çok teşekkürler aktardıkların için. Şimdi o verilen yanıtları aktaralım izleyicilerimize sevgili seyirciler. Almanya'da İslamofobik söylemler, camilere yapılan baskın ve saldırılar ülkede yaşayan Müslümanların tepkisini çekiyor. TRT Haber, Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Türklere mikrofon uzattı. Bu insanlara hizmet ettik. Bunlara yani büyük katkıda bulunduk ama bunlar bizlere çok eziyet, Müslümanlara çok eziyet veriyorlar. Her yönüyle camılarımızı basıyorlar. Yani insanlara, yani bu İslami kesimlere çok işkence yaptırıyorlar yani. Bir kere ibadet yerlerine böyle polislerle, yüzlerce polisle baskın yapmaları çok çirkin bir şey. Fransa'da bir devlet başkanının tutup da böyle bir bizim kutsal saydığımız şeylere, duvarlara asıp böyle bir kategorize yapmak, insanlara böyle bir şeyler yapılması, Müslümanlara şiddetle baskı yapılması, camilerin kapanması, derneklerin kapanması çok çirkin bir şey. Böyle bir şeyler kabul edilecek bir şeyler değiller yani. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslamofobik açıklamalarına da tepki vardı. Her şeyden önce Sayın Macron'un yapmış olduğu şeye ben kesinlikle katılmıyorum. Ama işte biliyorsunuz Fransa'daki olaydan dolayı, bu benim şahsi görüşüm, Fransa'daki bir tane olaydan dolayı Almanlar da işte o şeylere direktmen değil de işte Macron'la biz de seniz arkanızdayız tahmin ediyorum şey yapın düşüncesiyle maalesef bizim Mevlana Camisi'ne bir baskın yapmıştır. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef alan sözleri sadece Müslümanların değil, farklı millet ve inançtan insanların da tepkisini çekti. TRT Haber, İngiltere'nin başkenti Londra'da halkın nabzını tuttu. Londra'da yaşayanlar Macron'un açıklamalarının insanları daha çok ayrıştırdığı görüşünde. Avrupa'da yaşayanlar son dönemde İslamofobinin artışa geçtiğini, Müslümanların ise artık daha çok korku içinde olduğunu söylüyor. Şimdi Berlin'e gideceğiz. İlhan Atasoy'la konuşacağız. TRT Berlin temsilcisi. Şimdi İlhan Atasoy, haberlerimizi izledik. Fransa'da yaşanan gelişmeler ortada. Şimdi İslam karşıtlığı, ırkçılık, Müslümanlara yönelik bu tip söylemler Almanya gündeminden zaten eksik olmuyordu. Sen yayınlarımızda sık sık buna ilişkin haberlerinle, yorumlarınla katılıyordun. Şimdi neler aktaracaksın? Fransa'da son yaşanan bu gelişmeler önemli. Yükselen bir ırkçılık var. Örneklerini birçok Avrupa ülkesinde görüyoruz. Başta Almanya olmak üzere. Sokağa çıktınız, halka da sordunuz, Almanlarla da konuştunuz. Neler aktaracaksın? İzlenimlerini bir kez daha senden alalım. Coşkun Özen, aslında iki yönü var. Öncelikle örneğin Almanya'daki Berlin'deki Mevlana Camisi'ne yönelik baskında namaz kılınırken söz konusu baskın yapılıyor. Sabah namazının farz namazı kılınırken yapılıyor. Yine polislerin botlarla ve köpeklerle camiye girmesi ve caminin içerisini kirletmesine tepkiler var. Bir de mali soruşturma, ama bir yazılı taleple ya da bir başvuruyla bu sorun çözülebilirdi. Ancak buna rağmen polislerin, 150 polisin camiye baskın yapmasına tepki var. Yine Alman basınının da o baskın sırasında sanki önceden haberleri varmışçasına orada olması, olayın ilk anından itibaren başka noktalarda aranmasına rağmen sadece camiyi ön planda tutmaları tabii ki Berlin'deki Müslümanları rencide etti diyebiliriz. Aslında baktığımızda tepkiler anlamında şu var. Yıllardan beri Almanya'ya katkı veren, ekonomisine, toplumsal hayatına katkı veren Müslümanlar, Türkler var burada. Ve tabii ki bir anlamda da bugüne kadar bizi tanıyamadınız mı tepkisi var. Yani bizim bugüne kadar herhangi bir yolsuzluğumuz, herhangi bir suç işleme oranımız veya suç işleme yöntemimiz yok. Ya dolayısıyla siz bizi daha iyi tanımanız lazım.
bu anlamda neden böyle bir baskını yaptığınız şeklinde tepkiler var. Tabii ki biraz da şöyle bir şey var. Sadece Almanya özelinde değil, yani Fransa'da olsun, başka ülkelerde olsun camilere yönelik saldırılar, biliyorsunuz tehdit mektupları hep haberlerimize veriyorduk ama sanki Avrupa hep birlikte bir anlamda harekete geçmiş gibi bir adım atıldı. İşte Müslümanların da tepkisi bu yönde. Yani sadece Almanya'da değil, Avrupa'nın pek çok ülkesinde Müslümanlar, Türkler, burada bu ülkelerde yaşayan insanlar, yabancılar o ülkeye katkı verdiler. Ve bugüne kadar birçoğunun herhangi bir olayı ya da yüksek anlamda toplumsal hayatı baltalayacak herhangi bir adımları, hareketleri olmadı. Dolayısıyla bir anlamda baktığımızda Müslümanlar şimdi yapılan bu muameleyi den dolayı tabii ki kırıldılar, özür bekliyorlar. Bir yandan da yasal süreci başlatacaklar. Örneğin Mevlana Camisi için söyleyebiliriz. Gerekli deliller toplandıktan sonra polislerin o anlamda camiye girmesi, köpeklerle arama yapması ve Müslümanlara yönelik, orada namaz kılanlara yönelik tavır ve davranışlarından dolayı tabii ki de bir şikayet süreci başlayacak. Gerekli mercilere o başvuru yapılacak. Ama toparlayacak olursam son ifade şöyle olabilir. Hep söylemlerde ağırlık kazanan söylemlerde veya tehdit mektupları gibi durumlarla hızlanan bir süreç artık eyleme dönüştü. Ve bu eylem sanki sadece Almanya ile sınırlı değil, tüm Avrupa'yı kapsayan bir toplu hareket gibi görünüyor. En çok da Müslümanları bu rahatsız ediyor. Evet, sen de dikkat çektin. Bulundukları ülkelere aslında son derece önemli katkılar verdi. Müslüman toplumu, İslam toplumu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da altını çizdi. Yıllarca o coğrafyayı sömüren sizdiniz. Şimdi ne oldu da Müslüman karşıtı, İslam karşıtı oldunuz dedi. İlhan Atasoy'dan aldık bilgileri. Salgınla ilgili gelişmelerle devam edeceğiz. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 44 milyon 155 bine ulaştı. Can kaybı 1 milyon 169 bini geçti. İtalya'nın başkenti Roma'da salgın tedbirlerini protestolar yine olaylı geçti. Gösterilerde 16 kişi gözaltına alındı. Fransa'da son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi. Birleşmiş Milletler New York'taki genel merkezindeki toplantıları iptal etti. İtalya'nın başkenti Roma'da koronavirüs tedbirleri yine protesto edildi. Göstericilere polisin müdahalesi sert oldu. Popolo Meydanı ve çevresinde meşaleler yakan gruba güvenlik güçleri tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Polise taş, şişe, fişek ve ses bombası atan göstericiler çöp kutularını ateşe verdi. Olaylarda 16 kişi gözaltına alındı. Tedbirlerin protesto edildiği ülkede yeni vaka sayısı rekor kırdı. Son 24 saatte 21.994 yeni vaka görüldü. 221 kişi öldü. Günlük ölü sayısı da 15 Mayıs'tan bu yana ilk kez 200'ün üstüne çıktı. Benzer bir durum Fransa'da da yaşandı. Fransa'da son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi. Son 24 saatte 523 kişi koronavirüsten öldü. Vakaların artması Birleşmiş Milletler'i de etkiledi. Birleşmiş Milletler New York'taki genel merkezinde toplantıları iptal etti. İptal kararı üye ülkelerden Nijer'in Birleşmiş Milletler daimi temsilciliğinde 5 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine alındı. İkinci Dünya Savaşı'nda kaybolan ve yıllar sonra Ukrayna topraklarında bulunan 3 Kazak askerinin kalıntıları Kazakistan'a getirildi. Başkent Nur Sultan'da Silahlı Kuvvetler Askeri Tarih Müzesi'nde bir tören gerçekleştirildi. Gündeme ilişkin ayrıntılar alacağız. Şimdi tüm notları bize Nur Sultan'dan Güzel Zaytova aktaracak. Koronavirüs salgını ile ilgili yeni tedbirler de gündemde. Yeni kısıtlamalar ülkede nedir? Ayrıntılar senden alalım. Evet Coşkun Özen, sizin de belirttiğiniz gibi 2. Dünya Savaşı'nda kaybolan 3 Kazak askerin kalıntıları Ukrayna topraklarında bulundu ve Kazakistan'a getirildi. Başkent Nur Sultan'da Silahlı Kuvvetler Askeri Tarih Müzesi'nde düzenlenen törende bu 3 askerin kalıntıları yakınlarına teslim edildi. Kaybolan askerlerin torunları Ukrayna halkına, Büyükelçiliğe, Savunma Bakanlığı'na salgına rağmen kalıntıları güvenli bir şekilde
getirdikleri için şükranlarını sundu. Öte yandan Kazakistan Atom'un emaneti özel kuruluşu tarafından yapılan açıklamaya göre 2. Dünya Savaşı'na gönderilen askerlerden 271 bini kayıp ve birçoğunun kaderi hakkında bilgi yok. Diğer taraftan Kazakistan İçişleri Bakanlığı özel kurumlarla birlikte savaş sırasında kaybolan askerlerin kalıntılarını, arama çalışmalarını sürdürdüklerini belirttiler diyelim. Koronavirüsle ilgili gelişmeleri geçelim. Kazakistan'da koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kısıtlamalar getirildi Coşkun Özen. Kazakistan Başbakanı Asgar Mamin başkanlığında bir toplantı düzenlendi ve bu toplantıda koronavirüsle mücadele konusu ele alındı ve bir takım yeni kararlar alındı. Bunlara kısaca değinecek olursak, Kazakistan'dan yurt dışına çıkacak yolcular PCR test sonucunu ibraz etmeden uçağa binemeyecek. Karantina kurallarını ihlal eden alışveriş merkezleri kapatılacak. En fazla 300 öğrencinin eğitim aldığı okullar eğitim yılının ikinci döneminde yüz yüze eğitim sistemine geçecek. Toplantıda Kazakistan Başbakanı Asgar Mamin, Kazakistan Sağlık Bakanlığı'na bir hafta içinde kişisel koruyucu malzeme fiyatlarının düşürülmesi konusunda gereken çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi. Böyle bir talimat verdi kendisine ve bunun yanı sıra hastanelere röntgen ve seyyar tıbbi cihazların tedarik işlemlerinin de hızlandırılması yönünde talimatı oldu. Başbakan Asgar Mamin'in diyelim. Kazakistan'da son 24 saatte 148 yeni vaka tespit edildi. 117 hasta iyileşerek sağlığına kavuştu. Böylece Kazakistan'da bugüne kadar görülen toplam vaka sayısı 110.832'ye yükselirken 105.883 hasta iyileşerek sağlığına kavuştu. 1825 kişi koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybetti. Orta Asya ülkelerinden Özbekistan'da ise bugüne kadar görülen toplam vaka sayısı 65.881'e yükselirken Kırgızistan'da ise bu rakam 56.738'e ulaştı. Tacikistan'da bugüne kadar koronavirüs dolayısıyla 81 kişi hayatını kaybetti. 10.860 kişi virüse yakalandı ve 10.009'u iyileşerek sağlığına kavuştu. Orta Asya ülkelerinden bugüne kadar en az görülen vaka Moğolistan'da kaydedildi. 340 kişi bugüne kadar virüse yakalandı ve bu 340 kişiden 312'si iyileşerek sağlığına kavuştu ve hayatını kaybeden kimse bulunmuyor Moğolistan'da diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Nur Sultan, Kazakistan gündeminde öne çıkan başlıkları ve Orta Asya'da salgınla ilgili gelişmeleri aktardı bize. Muhabir arkadaşımız Sevgi Seyirciler, bu bağlantıyla bugün de Avrasya gündeminin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle biz karşınızda olacağız. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, maske, mesafe, hijyen kurallarına lütfen dikkat edin.